Geldim. Güzel mi? Duracak mısın? Güzel. Hadi, hadi bir hız yap bakalım. Güzel canlısın. Bayağı güzel. Evdeki bisikletin daha özel ama. İşte o yüzden diyorum. Orası daha üstte bir şey. Ama yılı eski, teknolojisi eski. Yakında birkaç yıl sonra her şey elektroniğe dönüşecek. O zaman onu bir daha satamam. Tam zamanı. Bana hatırlat da elektrikli seri bisikletin şu önündeki kablosunu oraya bir şey takayım. Tamam. Çizilmiş çok kötü. Çekinde misin? Evet. Numarayı sen.
diyorsun? Ne zaman geldi? Köprüde duralım mı? Su içeceğim de. Köprünün altında da bir yeri var ya. Tamam. Oha ben de dedim bayağı bir kar taktın ya. Sen bayağı bir kondisyonlusun ya. Teşekkür ederim. Sen hemen önümdeydin. Ya yani çok yakın değil ama. Hızlı çıktım ya dedim yoksa. Bu bisikletin tipi nasıl? Güzel. Öbürü daha güzel sanki. Evet. Dikkatli geçelim baba. Geliyor mu araba? Egzoz gibi. Bir de koymuyor abi kuşlar, değil mi yoksa? Koymuyor. Sen eskiden konuşamıyordun diyor ya. Konuşmayı tercih etmem. Şurada duralım mı?
Şimdi sen önden gidersin. Ne oldu, bir şey mi var? Tamam, hadi önden. Yardırıyoruz o zaman. Yardırırız. Ama çok da yardırmıyorum. Evet, tabii korkuyorum. Canım. Ben de. Hadi bay. Hadi görüşürüz aşağıda. Turu özlemişim. Hadi önden çok tur, araba geldi. Hande. Yokuş çok iyi ya. Çok. Kafama arı çarptı galiba.
ışığa bak, arkamdaki ışığa bak. Evet. Evet. Hadi Mac. Şaka yapıyorum. Hadi sohbet. Komple soru tek çekeceğim. Kısa zaten. İniş çok iyiydi. Özledim orayı. Yoruman 60 km. Ben saldım vallahi şey. Hiç duraksamadım. Sadece dönüşlerde duraksadım. Ben de öyle. Ama yine de seninki daha hızlı çünkü yol bisikleti. Benimki oldu. Seninki çok iyi ya. Her şey yapılıyor. Bak 105 km sürüp belin ağrımıyorsa bu bisiklet satmayacağım. Ağrıdı. Ama normal ya. Ne kadar ağrıdı ama? Benim ağrımadı da omuzlarım ağrıdı. Ama normal o kadar. 8 saat gibi. Evet. McDonald's? Bilmiyorum ben yiyelim bak. Yok olmaz ya o kadar zayıfladık. Gerek yok hiç gerek yok. Sağıma geç. Bu güzel. Hı hı. Ama evdekine göre daha hantal. Ama bu bisiklet evdekine göre daha kontrollü. Daha böyle şey. Çünkü yani, daha ağır. Güvenli yani. Çünkü daha ağır değil mi? Evet. Vitesleri, frenleri daha güvenli. Hani inerken mesela hiç şey hissetmedim. Altından kaçıyor gibi hissetmedim. Öbürü yani çok hızlı. Oo, adamın hı. Bisikleti çok iyiydi. 11 fren pardon. Çok iyiydi ama.
Yani böyle anladın mı yazıyor? Hı hı. O yüzden ben bu bisiklet tutarım. Tamam, o zaman öbürünü satalım. Evet. Ya da ikisini. Hem öbür, bunun teknolojisi daha yeni. Hı hı. Ha nedir, ben bunu kullanırım bir sene falan sorarım da sana. Yenisi gelirse. Yani yeni şeyi satmak her zaman kolay. Sen düşünsene, biri sana diyor ki 2023 model bir araba var. Bir de 2020 var. 2020 var. Hangisini alır? Yani. Tabii 2023 olur. Evet. O yüzden onu satmak mantıklı ama güzeldi. Güzeldi canım, o çok kız, ben sana yetişemiyordum onunla. Çok özel bir bisiklet. Özel derken parayı verdim ve hepsi özel yani. Tabi canım, ya bu bisiklet de özel yani. Seninki de efsane lan. Senin altındaki bisikleti ben bir arkadaşıma göndermiştim. Aynısından bende vardı da sınırdı. Evet. Arkadaşıma gönderdim. Bu ne lan dedi böyle. Herif bisikletçi. Oğlum bu ne lan dedi. Gravel değil, yol bisikleti değil, dağ bisikleti değil. Hepsini karşı bir şey. Yani çok dandik bir şey de olabilir, çok iyi de olabilir dedi. Çok iyi ama. Ama gerçekten çok iyi. O adam bisikletçi ve bunu bilmiyor mu? Ya biliyor da işte. MMC garip bir şey yapmış, anlıyor musun? Başka markalarda yok. Mesela atıyorum. Ama çok kaliteli yapmış, evet. Söyleyeyim. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Herkeste kanyon var ha. En basit var. Mesela Giant'ta böyle bir bisiklet yok. Yok. Yani Giant'ta bir TCR var benim altımdaki yarış bisikleti. Bir tane Defy var, uzun yol bisikleti. Bir de dağ bisikleti falan var işte. Şey, gravel falan var. Yani böyle karma bir şey yok yani. Evet. İlginç bir bisiklet. Sen bununla ormana da giriyorsun yani. Bununla, benimkiyle. Kaç kere girdin? Hiçbir bok olmadı. Lastiği patlamıyor, bir yeri kırılmıyor. Uzun yol yaptın. Kaç kere? Hiçbir şey olmuyor. Yokuş. Ama lastiği patlamaması bir tesadüf. Patlayabilir. Ama mesela yokuş çıkıyorsun, sorun yok. Yokuş iniyorsun, sorun yok. Yani bu normal şey değil yani. Bayağı iyi. Boş. Benim şeyim komiksin ya sonra. Neyin? Güzel bence. O bende değil miydi? Bende hiç karışık bu. Ha, ben yanlış takmışım. Önemli değil ki. Değil takıyorum. Aynısının iki tane var. Seninki üçlü yapıyor. Ha seninki, ha benimki. Baksana tenis oynuyorlar. Zaten ben hani senin benim diye ayırmam ki. Öyle bir tane ışık takıyorum. Aynen. Şarjı olsun yeter. Ya sen eve gidince unutturmasana. Bütün her şeyi şarj etmem lazım. Tamam. Hala kayıttayız. Sesimizi zaten koymayacağım ben. Yo, fark etmez. Bu yolu da seviyorum. Çok. Yani hem bomboş hem dümdüz. Evet. Ya bu Liestal turunun çoğunu, tamamını seviyorum ya. Bence de. Hep yani yokuş yukarı da seviyorum. Ya çok klasik bir tür yani. Ne böyle çok eve geç kalıyorsun. Ne yoruyor, ne üzüyor, ne... Üzmüyor, yokuş da çıkıyorsun. Aynen. Yokuş da iniyorsun. Her şey var yani. Burada nasıl bisiklet? Restoran açıkta gidip yiyeceğim ben de. Gerçekten mi? Vallahi. Duralım mı? Hamburger falan yiyeceğim ben. İstiyor musun? Ya boş ver, gidelim eve kabak yiyelim. Şimdi eve gidip kabak yiyelim Ermi, zayıflıyoruz. Kabak zaten ha, saat 6 olmuş yani. Aa, 6'da restoran mı açıyor? Köpeğe bak, ne tatlı. Ben de bu yolları ezberledin hayatım. Boş. Evet Ermi, ne yapalım? Bu yolları da ezberleyeyim artık ya. Bir kere geldim. Sonu da çok güzel, böyle uzun uzun. Sonunda ufak bir yokuş var, o da güzel. Tarihi yerlerden geçiyor. Bir de hemen bitiyor. Evet. Hani çok acıktıysan eve de geç kalmıyorsun. Mahmut, palin yapalım. Nasıl mahe? Şunu biraz takayım. Kafasını yüklüyorum ama. Yani kayıttayız.
İstersen bunları alma. Niye? Hadi yarış. Hadi. E sen kazanırsın. Senin altındaki bisiklet yol bisikleti. Sınavları yapıyorum. Çevirmiyorum lan zaten. Oo, ekmek kokuyor acıktım. Ermiye yeter. Ya ben galiba tabakta doymayacağım ama neyse. Yanında çok az makarna yiyeceğiz. Ne? Siyah makarna gibi olan. Aha, tabii canım, o gün yaptığımız işte. Vegan. Onlar şişirmiyor ya. Annem bir şey yazmış mı WhatsApp'tan? Bilmiyorum, en son yazmamıştı. Ha, yazmıştı ya. Ay oğlum falan filan yazmış. Zayıfladım diye mi? Hı, canım benim falan yazmış. Ne garip bir şey değil mi? Seni doğuruyor kadın, sütlük geçiyor. Sonra hala canım falan diyor. Senin elinde büyüdün ya. Garip bir iş ya. Evet. Senin bence bu işi tatman lazım. Bak benim bir reklam var. Ay kaçırdım. Yani ben elektronik vites de istemiyorum. Sen tamamsın ya. En fazla yapacağımız bunun karbonunu almak. Ona bile gerek yok ya. Bu çok hafif. Benimki de aynı kilo işte şu an. Kilo bu karbon hesapta. Aynen öyle. Hem karbon değil, daha sağlam. Ha. Hem de aynı kilo yani. O zaman niye onu alayım? Benim hala iki tane küçüğüm var. Kilitli misin? Hı hı, bir tanesi. Sadece solu mu kilitliyorsun? Sağ. Ağrıyan şey kilitleme var mı? İşte daha öyle ama. Bilmiyorum ya. Böyle güzel bence. Tilki gördüm ya bugün. Çok güzeldi. En küçük değil. Ben de. Elli bir dakikadır sürüyor. Çok ideal ya. Abdest ne alır la baba?
gel önümden. Ermi Bey. Bana bak. Yusuf, bak ne? Ben bu yokuşu çıkıyordum. Bayağı bir süre böyle çok yavaş gidiyordum, sonra daha yeni geliyordum. Şimdi böyle tam yavaşlığın dibine geliyorsun. Ne? Yani kilitli herhalde, başka bir açıklaması yok. Kilitli ve 105 rekoru. Başka bir açıklaması yok. Şimdi sen Tubilerle tanıştın. Onlar diyecekler ki ya biz uzun yol sürüyoruz. Sen de diyorsun iyi tamam, ben de geçen pazar 105 attım. Ama onlar 200 falan tutuyor. Yok ya. Ben o kadar yapamam. Hayır ya, sen 200 falan yapmıyorlar. Nereden biliyorsun? Kız bir kere 150 falan yaptı işte Özcan'la. Bir daha da gitmiyor. Ben de gitmem. Ben olsam ben de gitmem. Gitmem dedi kız yani. 400 ne bak yoksa şaka gibi. Çok güzel. Burası da hafif yokuş, çok hafif ama. Bak bu sabah şuradaki ormanda yürüdüm. Sabah değildi gerçi, öğlendi. Güzel, meselesi de güzelmiş. Şekerim. Ya nasıl öğrendi ya vitesleri falan, çatı çıktı. Burayı çok seviyorum.
Yok, açtım şimdi. Rahat açıp kapatabiliyor musun artık? Evet. Yani çok rahat değil ama gene de... Bence de geçsene.